Biliyorsunuz özellikle tarım teknolojileri çok önemli. Fakat burada bu tarım teknolojilerini efektif kullanmak daha önemli ve günümüz teknolojileriyle birleştirerek kullanmak ondan daha önemli belki. Telefon hattımızda Uptake Labs kurucu ortağı Sayın Mert Kalaycı var. Hoş geldiniz Mert Bey. Hoş bulduk Hakan Bey. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben hemen şöyle kısa bir özetle başlayayım, sonra hemen sorularıma geçeceğim. Aslında geleneksel tarım oranla %97 daha az su kullanarak, hiçbir zirai ilaç kullanmadan, yeşil enerjiyle 12 ay boyunca kesintisiz bir şekilde her yerde üretim yapabilen yeni nesil bitki üretim tesisleriyle tarımda üretim diyebilir miyiz? Kısaca böyle özetlesem doğru mu olur? Bir de sizin tanımınızı almak isterim. Tabii ki. Aslında doğru olur. Buna ek olarak şu anda Amerikan markası ürünlerle AKT laboratuvarlarda yaptırdığımız testlerde 11 kat daha verimli üretebiliyoruz. O da tescillendi. Hani daha az elektrikle daha yüksek verim alabiliyoruz. Tabii bütün bunları yaparken önce fikir önemli ama bundan sonra da teknoloji, gelişme, yatırım, Ar-Ge. Biraz Aptex Labs bağlamında yaptıklarınızı, nasıl başladığınızı özetler misiniz bize? Tabii ki Hakan Bey. Uptake Labs benim bitirme projem kapsamında TÜBİTAK destekleriyle 2018'de ODTÜ Teknokent'te kuruldu. O dönem İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin rektör yardımcısı olan Profesör Doktor Murat Aşkar'la biz beraber kurduk bu firmayı. Sonrasında geliştirdiğimiz ürünler kapsamında yaptığımız Ar-Ge ile farklı farklı iş modelleri geliştirdik. Bu tesis kurulumu da onlardan bir tanesi. Bu kapsamda Hollanda'ya gittik, Belçika'ya gittik. Yani sektörde ehil kim varsa onlarla çalıştık. Ve en sonunda bir sentez gerçekleştirip kendi ürünlerimizi geliştirdik. Bizim bu kadar farklı bir teknoloji geliştirmemizin sebebi biz piyasada olan diğer ürünlerden farklı olarak kendi kontrol kartımızı yani kendi gömülü sistem tasarımımız ve yazılımımızı gerçekleştirdiğimiz için bu kadar böyle bir verim elde edebildik. Biz Uptake Labs olarak vizyon hani olarak sorarsanız da şöyle söyleyebilirim size. Tarlada 1 lira üretiliyor. Büyük marketlere gelene kadar ürünün fiyatı 30 lira oluyor. Biz diyoruz ki yerinde üretim olsun. 30 lira olmasın, 1 lira da olmasın, 5 liraya satılsın. Yani bu kapsamda Londra metroda bile global rakipler üretim yapıp direkt ürün sağlayabiliyor halka. Tamamen organik olarak da geçiyor bu ürünler çünkü zira ilaç kullanılmıyor. Bu Uptake Labs'ın girişim serüveninde de bahsettiğim gibi 2018 ODTÜ Teknokent'ten kurulduk. Sonrasında birçok kurum ve kurumluktan destek aldık. Türkiye Teknoloji Gelişme Vakfı da bunlardan bir tanesi. Evet. Gerekli sertifikasyon süreçleri, Ar-Ge testleri hepsi o destekler sayesinde gerçekleştirildi. Tabii ürün satışlarımız da var. Biz 2022'den beri satış yapıyoruz. 8 farklı ülkede kullanıcımız var. Farklı farklı B2C, B2B tarafında ürünlerimiz var. Şimdi bazı araştırmalar yaptım. Oradan bir tanesini söyleyeyim. Mesela Türkiye Teknoloji Gelişme Vakfı sizi HIT programı portföyüne katmış. Evet. Çok önemli aslında bu. Çünkü onlar da hakikaten iklim teknolojilerine çok büyük önem veriyorlar. O konuda çalışmaları yapıyorlar. Konuk da etmiştik birkaç kez kendilerini. Bu bence çok önemli. Biz aslında tarımda ne yapıyoruz sorusuna bir anda siz ve sizin benzerlerinizle diyebilirim. Çünkü o da muhakkak olacaktır sizi takip eden. Çok önemli bir atılım gerçekleştiriyorsunuz. Bu dünya ile kıyasladığımızda hangi boyutta acaba biz neredeyiz? Şöyle özetleyebilirim. Globalde mesela Belçika'da, Hollanda'da, seralarda topraksız tarım ve yapay aydınlatmayla, destek aydınlatmayla üretim yapılıyor. Çünkü orada 9 aylık bir karanlık dönem var. Ve mesela benim gezdiğim 3 hektarlık serada 3 milyon euroluk led vardı. Yani devasa büyük yatırımlar yapıyorlar. O sadece led fiyatı. Çelik konstrüksiyon çekiliyor, kablolama yapılıyor. 3-5 milyon da ona veriyorlar. Ve bu seranın yıllık elektrik tüketimi yaklaşık 1,5 milyon euro bandında. Bir seranın orada. Şimdi bizim geliştirdiğimiz ürün de bir iş modelimize bizim oradaki seraları güncellemek şu anda. Onunla ilgili hazırlıklar yapıyoruz.
fatura farkından ürün güncelleyebiliyor. Çünkü onların 500 wattla aydınlattığı alanı biz 30 wattla aydınlatabiliyoruz. Hani böyle bir yenilik getirdik bu tarafa. Türkiye'de toprak sarım yaygın. Yani seraların çoğunda zaten şu anda toprak sarım yapılıyor ama şöyle bir şey şekilde yapılıyor. Katı ortamda yapılıyor damla sulamayla. Yani Hindistan cevizi kabuğu veya kaya yünü ortamında damla sulamayla domates üretimi Türkiye'de halihazırda yapılıyor. Ama bizim indoor'da yaptığımız teknolojide ise biz tamamen su kültüründe yapıyoruz. O da şöyle bir avantaj sağlıyor. Onlar günde 3 kere sulama yapıyorlar ve o suyu atıyorlar. Biz onların günlük yaptığı, kullandığı suyla hasat yapıyoruz. Çünkü bizde aynı su tekrar tekrar kullanılıyor. Kontrollü ortam olduğu için de hastalık riski olmadığı için seralardaki, yani seralarda cirağı ilaç da veriyorlar. Bizde herhangi bir cirağı ilaç da kullanılmıyor indoor tesislerde. Bu indoor konseptimiz o şekilde. Mesela ilginç bir konseptlerimiz var. Ben size onlardan da bahsetmek isterim. Mesela kurumsal mobilya konsepti diye bir iş modelimiz var. Bu kapsamda banka şubelerine kurulumlar yapıyoruz. İthal edilen türler banka şubelerinde hani bilinçlendirme amaçlı başka bir tarım mümkün noktasıyla banka şubesinde tohumdan hiçbir müdahale olmadan yetiştiriliyor. Bu geleneksel sistemlerde de fideden geliştirilir. Önce tohumdan fide haline getirilir. Toprak sarımda bizde sıfır işçilikle olduğu yerden tohumdan büyütebiliyoruz bitkileri. Evet. Şimdi gerçekten çok güzel anlattınız ama biraz detaylandırmak isterim ben bu gelişimi ve değişimi. Ve Türkiye'deki bundan sonraki süreçlere etkisini aslında konuşmak istiyorum. Çok önemli, başlangıç aşamasına oldukça fazla geçmişsiniz bence. Artık gelişme dönemindesiniz gibi algılıyorum. Yanlışım varsa lütfen düzeltin. Çünkü aslında bu yenilikçi tarım yöntemleriniz, su, enerji tasarrufu, kimyasal ilaçtan uzaklaşma, hatta dört mevsim boyunca ürünler sunma, bu biraz geleceğin tarımı galiba. Bir şu tekrar bir çerçeveler misiniz bizim için? Tabii ki. Yani şöyle, aslında Afrika'dan ithal edilen bir tür kurumsal bir firmanın deposunda kendi istediği kalite ve aromada üretilebiliyor. Bizim en büyük farkımız aslında o. Yani bitkiyi hızlı büyütmek bu teknolojinin bir avantajı ama biz geliştirdiğimiz foton spektrum algoritmalarıyla tamamen doğal yollarla bitkinin tadına da müdahale edebiliyoruz. Yani bu da size şunu sağlıyor. İstenilen kalitede ürüne 12 ay boyunca, yani 95 günde büyüyen bitkiyi biz 35 günde büyütürken mevsimden bağımsız bir şekilde ve lokasyonda, yani şehir merkezinde kullanılmayan bir depoda, bir otoparkta bu yapılabilirken minimum enerji sarfiyatıyla ve minimum su kullanımıyla %97 daha az su kullanarak üretim yapabildiğiniz düşünün. Ve şöyle, mesela bir bilinçlendirme amacıyla bir küçük ürünler de geliştirdik. O da e-ticaretle satılan bir ürün. Ayda 6 lira elektrik harcıyor. Ve bu 6 lira elektriği harcarken sadece 3 litre su kullanarak bize 18 tane bitki yetiştirebiliyor. Şimdi yani siz söylerken ben baktım. Birkaç tane yerde var. Mesela masaüstü bitki geliştirme sistemi diye satıyorsunuz. Aynı zamanda bitki geliştirme kiti olarak da yaptığınız ürünler var. Bunlar da aslında bir bu başlangıcı herkesin bilmesini sağlamak amacıyla galiba biraz, değil mi? Aynen. Biz o kitleri okullara sağlıyoruz ücretsiz bir şekilde, bilinçlendirme amacıyla ya da kamu kurumları alabiliyor. Kurumsallar müşterilerine ve çalışanlarına hediye olarak toplu alabiliyor. Yani bizim tamamen o ürünümüz bu algıyı sağlamak için. Çünkü insanlar kendileri gördüğü zaman hani ne kadar kolay yetiştiğini, bu tarafa yatırım yapmak isteyen insanlarla hem geliştiğini görmüş oluyor, görerek ilerlemiş oluyor. Ondan dolayı öyle bir sistem geliştirmiştik. Benim lisans dediğim de oydu aslında. Hani çıkış noktası da o. Sonrasında yüksek lisans dedim, bu tesisler olmuş oldu. Ya özetlemek gerekirse bu teknolojiyi, şu anda bu teknolojiye yatırım yapmayan yok. Yani Bill Gates'inden Elon Musk'ına kadar herkes bu alana çalışıyor. Çünkü 2050'de global çapta su ve gıda krizi bekleniyor. Nasıl şu anda petrol savaşları var, İlerleyen dönemde, ki çok da uzak bir zaman değil, su savaşlarının çıkması bekleniyor. Ve Birleşmiş Milletler'in yaptığı bir araştırmada
2080'de ekilebilir tarım alanlarının kalmayacağını öngörüyor. Yani bu nüfus artışı karşısında yetersiz olacak gibi de düşünebilirsiniz bu evet. araştırmayı. Yani bir aslında baktığınızda bu teknoloji hani savunma sanayi kadar değerli bir teknoloji. Çünkü gıda arzını dengeliyor. Mesela biz bugüne kadar 151 farklı tür yaptık Hakan Bey. Bunun içinde işte turşuluk salatalığından patatesine, havucuna, tütününe, kesme çiçek türlerine aklınıza gelebilecek her şey var. Yani bu veri de şu anda bütün firmalar bu verileri saklıyor. Yani paylaşılan bir şey değil. Bu yani normalde floresan lambayla bile bitkiyi büyütürsünüz ama buradaki önemli olan ne kadar sürede ve ne kadar enerji harcayarak büyüttüğünüz. Ondan kaynaklı bu veriler sır gibi saklanan veriler. Evet, sizin tabii verileriniz de muhakkak öyle. Ama aklıma evet. şu geldi, hakikaten hem klasik tarım hem bu tarım çok önemli bir devrim niteliğinde ve ikisi bir arada olduğunda da müthiş bir güç elde edecek bir yapıya sahip aslında. Şeyi biraz açıklar mısınız? Çünkü hakikaten istenilen tat ve aromada üretim yapmak çok kolay bir şey değil. Ama siz bunu bitki türlerine özgü geliştirdiğiniz foton spektrum algoritması. Evet. Hani sır olmayan kısmını bize biraz halk tabiriyle halkımızın anlayabileceği şekilde ya da uzak olan benim gibi kişilerin algılayabileceği şekilde açıklayabilir misiniz? Tabii ki anlatabilirim. Şöyle söyleyeyim size. Mesela Karadeniz'de büyüyen domatesle Ege'de büyüyen domatesin tadı aynı olmuyor. Tabii burada iklim de etkili fakat Karadeniz'de hava genelde bulutlu ve kapalı olduğu için orada mavi ışık endeksi yüksek. Ama Ege'de tam tersi, hava sürekli açık olduğu için kırmızı ışık endeksi yüksek. Yani farklı spektrum. Spektrum dediğimiz aslında ışığın rengi. Evet. Foton dediğimizde bunun hani ses düzeyi gibi düşünebilirsiniz. Ama burada genelde şöyle bir algı oluşuyor. Ya bu bitkinin fizyolojisiyle mi oynuyor ya da genomuyla mı oynuyor gibi. Öyle bir şey söz konusu değil. Yani güneşte gölgede 200, güneşte de aktif işte 4000-5000 civarı bir foton yayılımı gerçekleşir yazın. Burada biz şöyle anlık farklı foton değerleri uygulayarak katman katman aslında o besini şekillendiriyoruz tamamen doğal yollarla. Yani bunu da bu verdiğim örnekle kıyaslanabilir. Farklı spektrum ve foton algoritmaları sayesinde mesela bir fesleğen türü var diyelim. Onun içinde hafif bir anason tadı var. Biz onu baskılayarak daha yoğun hale getiriyoruz. Ya da lime tadı var. Onu baskılayarak daha yoğun hale getiriyoruz. Rehavayı arttırıyoruz aslında. Normalde kekiğin iki dalından çay yaparsınız ya. Evet. Bizim geliştirdiğimiz kekiğin iki yaprağıyla çay yapabiliyorsunuz. Hani o esansı arttırıyoruz. Bu da zaten doğada olan bir şey. Bu arada topraksız tarımın geçmişi de milattan önce Nil Nehri kıyılarında kadar uzanıyor. Yani ilk üretim tekniklerinden biri de aslında bu. Yani Nil Nehri kıyılarında yapmışlar bu akan su kültürünü. O verimli topraklarda işte viyollerle gerçekleştirildiğini söyleyebilirim size. Yani aslında çok eski bir üretim yöntemi. Ama fakat siz ışığın temeline uyguluyorsunuz, oradaki kırılımları uyguluyorsunuz, yayılımını uyguluyorsunuz, o kadar fazla etkeni kullanıyorsunuz ki ve bunu tamamen doğal, organik bir üretim için kullanıyorsunuz. Fakat topraksız tarımı birazcık o zaman anlatmamız gerekiyor. Yani diyelim ki hani herkesin bilmesi açısından söylüyorum. Ben denemek istedim ve sizden bir bitki geliştirme kiti aldım. Bunu evet. hiçbir şekilde bir toprak kullanmadan mı üreteceğim bu bitkileri? Nasıl üretiyorum? Evet. Mesela bizim bu üretim kitimizin su haznesi 3 litre. İçinden konsantre bu 3 litre su koyuyorsunuz. O konsantre solüsyonu ekliyorsunuz. Bu solüsyonun içinde de topraktaki element ve bileşik var. Demir, magnezyum, potasyum gibi. Evet. Bu literatürde de zaten Hoagland çözeltisi diye geçen bir çözelti. Hani yaygın kullanılan bir şey. Firmalar onu kendine göre özelleştirebiliyor. Kiminin potasyum değeri daha yüksek oluyor. Kiminin magnezyum değeri yüksek hani oluyor. Onu suya ekliyor. Sonrasında tohumları sepete koyuyor ve sistemi çalıştırıyor. 3 günde tohumlar çatlayıp filizleniyor.
25. günde de hasat haline geliyor. Yani o içindeki soğana 3 litre suyla 18 tane bitkiyi 25 günde yetiştirebiliyorsunuz. Ve ışık döngüsü de şu şekilde, Hollanda'da 20 saat 18 saat çalıştıran firmalar da var. Bizim lambamız 15 saat çalışıyor, sonra kendini kapatıyor. Aslında içindeki gece gündüz dengesi sağlanıyor. 9 saat kapalı kalıyor, sonra tekrar kendisi otomatik olarak açılıyor. Böyle de döngü tamamlanmış oluyor, bir günlük döngü. Buradaki teknolojinin özgün yanı da, şimdi bizim 34 saat tasarımımız var, yani renk tasarımımız var. Aynı renkte bile ben sabit değer uygularsam 16 milyon farklı olasılık var. Yani bir olasılık 350 gram marul üretirken diğeri 100 gram marul üretebiliyor. Yani biz bir de anlık farklı son değerleri uyguluyoruz algoritma içinde. Bu da şunu sağlıyor. Yani sistemin tekrar edilememesini sağlıyor. Farklı bir döngü var. Bunu da şey gibi düşünebilirsiniz. Güneşin önünden bulut geçtiği zaman foton miktarı değişiyor. Yani evet, aslında evet, bir nevi doğanın en verimli halinin simülasyonunu evinizde gibi düşünebilirsiniz. Bitkinin de kökleri suyun içinde olduğu için istediği minerali istediği zaman ulaşabiliyor. Böylece besin iletimi kesintisiz bir şekilde devam etmiş oluyor bu 15 saatlik periyotta. Evet. Ben muhakkak deneyeceğim. Öncelikle onu söyleyeyim. Hakikaten o kadar ilgimi çekti ki. Hemen bakıyorum zaten nereden ulaşabilirim diye. Muhakkak ulaşacağım bir ticaret firmasından ve alıp deneyeceğim. Çünkü bahsettiğiniz şey hakikaten, yani böyle nasıl diyeyim, beni aşırı mutlu etti. Çünkü üretilen şey müthiş. Yani en verimli, en önemli noktalarda geleceğimizi şekillendiren bir teknoloji bu. Ve bence bu teknolojinin nasıl daha Türkiye'de yaygın hale getirilebilire biz konuşmalıyız galiba. Bu soruyu da size sormak isterim. Tabii ki. Biz şu anda Sabancı Ars programı kapsamında da Sabancı grubu tarafından destekleniyoruz. Bu kapsamda Carrefour'larla, Sabancı iştiraklarıyla farklı farklı çalışmalarımız var. Yine Türkiye Teknoloji Gelişme Vakfı'nın HİT programı eski adıyla, yeni adıyla DEMA programı kapsamında da onların da danışmanlıkları devam ediyor. Mesela çok büyük bir bira markasıyla şerbetçi otu argesi yapıyoruz. Sonrasında bu aroma farkından özel seri bira çıkmayı planlıyor. Ya da çok büyük bir domates markasıyla domates çalışıyoruz. İşte bir lastik firmasıyla kağıtçuk çalışıyoruz. Çünkü lastik tarafındaki kağıtçuk Afrika'dan ithal ediliyor. Biz diyoruz ki sizin üretim tesisinizde bunu üretebiliriz istenilen kalitede. Evet. Ve Ar-Ge süreci tamamlandığı zaman bu operasyonların lojistik süreci tamamen iptal olacak düşünüyoruz. Hani devasa bir değer var orada. Çünkü lojistikten kaynaklı karbon emisyonunun da önüne geçiyoruz. Kaldı ki tarla ektim, biçtim gibi, bu traktördü, biçer döver gibi, hani bu ekipmanların da maliyeti ve işletme maliyeti yok. İlave olarak en büyük aslında işletme kalemlerinden biri olan zirai ilaç kalemi yok. Yani direkt tamamen doğal yollarla ve müsait olursanız ben de sizi bir gün İstanbul ofisimize bekleriz. İnşallah. Sabancı Kuleler'deyiz biz. Burada iki katımız var. Yemekhanede de kurulu ürünlerimiz var. Burada Sabancı'nın yemekhanesinde de ürünlerimiz büyüyor. Şöyle bir şey var burada. Dalından kopartıp çekininizi, nanenizi, işte fesleğen ya da yeşillik türlerinizi, domatesinizi, biberinizi alıp rahatlıkla tüketebiliyorsunuz. Yani ben geleceğin teknolojisi olduğu için bunun Türk halkı tarafından benimsenmesini, aslında yatırım yapacak herkesin, imkanı olan herkesin kaynak temin etme anlamında buna yatırım yapmasını çok arzu ediyorum. Gerçekten, çünkü belki şu an küçük bir fotoğraf çektik ama bence geleceğin fotoğrafını konuşuyoruz sizinle ve önümüzdeki, hani böyle geleceği analiz etmek derken çok önceden çok analiz edilmiş bir gelecek kavramıyla karşılaşıyorum söylediklerinizle. Bir sorum daha olacak. Dediniz ya, bu kimyasal ilaç kullanmıyoruz. Peki nasıl oluyor da hiçbir şekilde bu üretim etkilenmiyor böceklerden? Çünkü bu da çok uzun yıllardır yapılan çalışmalar var. Yani tarımla ilgili o kadar çok çalışma yapıldı ki, hani bunlardan, böceklerden nasıl kurtulabiliriz diye. Siz nasıl kurtarıyorsunuz? Neden, nasıl kullanmıyorsunuz? Şöyle, hani tohumdan üretim yapmamızın bir sebebi de o. Çünkü hazır fide aldığınız zaman topraktan arındırsanız bile o böcek sporu yumurtası kalabiliyor ve onlar ortamda çoğalıyor daha sonra.
tamamen tohumdan yetiştirdiğimizi kontrollü ortamda, hani toprak yok, işte böcek yumurtası veya herhangi bir hastalık yok. Ondan dolayı da ilaçlamaya gerek kalmıyor. Mesela bizim burada holdingde yemekhane katında böcek girip çıkmadığı için ve öyle bir şey olmadığı için rahatlıkla taze gıda üretilebiliyor. Da bizim burada farklı katlarda da üretimlerimiz var. Hani bir giriş olmadığı için de öldürücü bir şeye gerek olmuyor. İlaveten hormondu, o gibi şeyler de kullanılıyor. Yani toprakta ne varsa, demir, magnezyum, potasyum, bitkinin ihtiyacı olan elementler suya ekleniyor. Hani kullanılan tek kimyasal, o da zaten hani element ve bileşikler, bitkinin besinleri. Evet. Ama normalde tarlada kullanılan şu hormon, bu hormon ya da şekillenme dönemi şunu kullanın, şu dönemde bunu kullanın gibi bir şey yok. Bir de şimdi biz yeni Sabancı Üniversitesi ile besin alanında bir Ar-Ge'ye başlayacağız. Biz bugüne kadar 150 bir türdeki elde ettiğimiz verimi tamamen ışık sayesinde elde ettik. Yani ben ortama karbondioksit eklersem verim daha da artar. İşte oda sıcaklığında büyüttük 24 derecede. Evet. Sıcaklıkla oynarsan verim daha da artar. İşte domates potasyumu seviyordur. Besinin potasyum değerini artırırsan verim daha da artar. Giderek özelleştireceksiniz galiba, değil mi? Aynen, daha kapsamlı ve buğday Ar-Ge'sine de başlayacağız. Çünkü hani bizim, yani bize biraz şöyle bir mantık var. Yani paramız var, gider alır. Ama ne oldu mesela Rusya-Ukrayna savaşında? Rusya izin vermediği için tarlalar çıkamadı. Sonra ülkemiz araya girdi ve bir şekilde o tarlalar çıktı. Yani aslında bugün gördüğünüz buğday bile çok kilit bir gıda. O yüzden bizim her şeyi yetiştirebiliyor olmamız lazım ki herhangi bir bu tarz durumda gıda arz dengesi sağlansın. Yani olabildiğince biz bu mantıkla tıbbi aromatik türlerde, gıdada kullanılan meyve sebzelerde de birçok çalışma gerçekleştirdik. Şimdi Mert Bey, siz bütün bunları anlatırken gözümün önünde bir hayal canlandı. Diyelim ki ben çok işte büyük olmayan ama bir odasını kullanmadığım bir evim var. Evet. Acaba o odayı bu farklı ışık türleri birbirine karıştırmadan farklı üretimler yapabilir miyim? Yani bir sera oluşturabilir miyim kendimi orada bu ışıkla beraber? Tabii ki, yani bizim sistemlerimiz ısınma sorunu olmadığı için ekstra bir soğutma gerekmiyor. Hani en büyük kilit konu o. Çünkü normalde bir konteynerlik üretim tesisine bile 55 binlik klima takılıyor. Globalde de, Türkiye'de de. Evet. Bizde ısınma olmadığı için kapalı alandayız, hiçbir şey takmaya gerek yok. Açık güneş gören ortamdayız, 12'lik klima takmamız yeterli oluyor. Şimdi bizim bu endüstriyel üretim tesislerinde metrekare bazında kurulumlar yapıyoruz. Orada kullandığımız 4 katlı raf sistemlerimiz var. Bir tane 4 katlı raf sistemi yarım metrekare bir alan kullanıyor. Yani ekili alan olarak düşünürseniz 4 katlı oluş 2 metrekarede. Çünkü 2 metrekarede Hakan Bey 529 kök bitki ekiyorsunuz. 529 kök bitkiyi 2 metrekarede ekimini gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani o rahatlıkla sizin gıda ihtiyacınız karşılar. Müthiş, müthiş. Hakikaten anlattıkça böyle çok daha giderek mutlu oluyorum ve daha çok soru sormak istiyorum size. Yani özür dilerim. Bunun siz bir tekelleşme durumu olacak mı, ama yoksa böyle paylaşımlar yapacak mısınız? Çünkü ana kaynak sizde olacak ama bu geliştirmek isteyenlere de, sadece Sabancı grubu değil başka gruplar da belki isteyecektir. Onlarla da belli bir iletişim, çalışma içine girebilir misiniz? Böyle bir genelleme söz konusu olabilir mi? Ve ülkenin tarım politikası noktasında da önemli bir değişim yaratabilir mi size göre? Ya, tabii ki bu kapsamda bizim şu anda 8 farklı ülkede kullanıcımız var zaten. Şimdi biz yıl sonunda bir Portekiz operasyonu da planlıyoruz. Orada şirketleşmek istiyoruz. Bu işi yapmak isteyen bütün firmalarla biz çalışıyoruz. Yani 2021'den beri hatta ilk ürünümüzü biz Türkiye eski BM temsilcisine satmıştık. Yani müşterilerden gelen dönüşlere göre de ürünlerde iyileştirmeye gittik. Ama nihai ürünü 2022'den beri satıyoruz. Tabii üzerindeki donanımın Ar-Ge'si devam ediyor hala. Mesela şu anda full spektruma döndük. Yani siz telefonunuzdaki uygulamayla istediğiniz spektrum değerini ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda spektrumda da 16 milyon farklı seçenek var. Normalde 34 farklı spektrum tasarımımız vardı. Yani Ar-Ge'nin sonu yok ki sonunda baktığımızda. Globalde ve ülkemizin tarım politikalarına da değerlendirecek olursak
zaman zaman Tarım Bakanlığı ile de görüşüp çalışmalar gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bakanlığın da bu alanda güzel fikirleri ve yapmaya çalıştıkları var. Yani potansiyel çok büyük bir alanda ve globalde marul bile büyütemeyen firmalar Hakan Bey 5 milyon dolar fonlanıyor. Bazı tıbbi aromatik bitki yetiştiren firmaların en böyle kötü durumundaki firma 200 milyon 300 milyon dolar yatırım alıyor. Yani çok büyük bir sektör aslında baktığınızda. Çünkü mesela Mars'ta kolonileşme diyorlar Amerika'da. Nasıl kolonileşecekler? Bu sistemlerle kolonileşecekler. Çünkü evet, toprak olmayan yerde üretim ancak bu şekilde yapabilirsiniz. Hı-hı. Bu kapsamda yine bir uzay müzesiyle de bir müze konsept çalışması gerçekleştirmeyi planlıyoruz Bursa'da. Yani burada biz elimizden her şekilde bu işte çalışmak isteyen, yatırım yapmak isteyen her firmayla bir iş birliğine gitmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ama zaten buradaki bizim iş modelimiz o. Biz teknoloji sağlayıcısıyız. Yani bitki evet, üretip satmıyoruz. Bitki üretmek isteyen firmalara teknoloji sağlıyoruz. Ve çok önemli. Ancak çalışmalar yapıyorsunuz. Her birisi için, her istenen firma için de farklı özellikler, daha iyi çalışmalar ortaya koyabiliyorsunuz. Bence mükemmel bir iş yapıyorsunuz. Harikasınız. Öyle söyleyeyim. Gerçekten ben Türk halkı olarak sizinle gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Ve programda konuk olduğunuz için, bu programda yer aldığınız için de çok ayrı, çok büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Umuyorum ki yaptığınız her işte, el attığınız her işte çok çok başarılı olursunuz. Bizleri, Türk halkını, Türkiye'yi, hepimizi çok mutlu edersiniz. Çok teşekkür ediyorum Mert Bey. Son olarak birkaç cümle alayım sizden veda etmek için. Tabii ki ben teşekkür ederim öncelikle Hakan Bey konuk olarak aldığınız için. Ben girişimcilik serüveninde girişimcilere bir öneri vermek istiyorum sadece. Sevdikleri işi kararlılıkla yapsınlar. Çünkü girişimcilik onu gerektiriyor. Yani sevmediğiniz bir alanda uzmanlaşamazsınız ve kararlı olsunlar. Hayatta hiçbir şey pozitif gitmiyor. Kazanıyorsunuz, kaybediyorsunuz, yeniden başlamak zorunda kalıyorsunuz. Yani kararlılıkla ilerlerlerse başarıya rahatlıkla ulaşabilirler diyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum. Bugün çok değerli, çok önemli bir konuğumuzu ağırladık sevgili dinleyiciler. Uptech Labs kurucu ortağı Sayın Mert Galayacı bize geleceğin tarımını anlattı aslında. Kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz. Ve size de teşekkür ediyorum sevgili dinleyiciler. Bizimle birlikte olduğunuz için. Programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu. Murat Baran'la birlikte. Teknik yönetmenimiz Can Aktepe. Her şey gönlünüzce olsun diyorum.